Evet arkadaşlar, güzel bir tarifle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 3 kilo yoğurdum var. Biberlerim var, köy biberlerim. Onlar yıkanacak, doğranacak. Burada da atmak için yoğurdumuz, süzgecim var arkadaşlar. Böyle un çuvalında yıkamıştım onu. Hep bunu kullanıyorum. Temizleyip yıkayıp süzmek için onu kullanıyorum. Yoğurdu süzgece atacağım arkadaşlar. Bir gece süzgüde duracak. Suyunu salacak. Süzme yoğurtla yarın güzel bir turşu tarifi vereceğim. Peynirli, biberli, yoğurtlu. Yoğurdumuza süzgece koydum arkadaşlar. Güzelce süzülecek. Yarın sabah süzme yoğurtlu güzel bir tarif vereceğim size. Evet arkadaşlar. Süzme yoğurtlu. Ben ekşimi kullandım. Peynir de kullanabilirsiniz. Ekşimekli, biber. Güzelce bunları bir turşu yapacağız arkadaşlar. Tarifini şimdi sizinle paylaşıyorum. Biberlerimi doğrayarak başlıyorum. Yoğurdumu da akşam süzdüm. Sabaha kadar süzüldü arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyoruz. Biberlerimizi doğradık. Burada sütümü unutmuşum az önce. Biraz süt de koyacağız arkadaşlar turşumuza. Süzme yoğurdum. Ekşimeyim. Peynir de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapımına başlıyoruz. Şöyle bir kaşık tuz aldık. Yoğurduma koyuyorum arkadaşlar. Bu kadar fazla değil. Ekşimime de şöyle bir tuz karıştıracağız bir güzel tuzuyla arkadaşlar. Yoğurdumu da karıştıracağım. Şahane bir turşu oluyor arkadaşlar. Boşnak turşusu diye de geçiyor bu turşu. Süzme yoğurtlu, peynirli. Buradan biberlerimizi kaldırıyoruz. Yoğurdu buraya alıyorum arkadaşlar. Ekşimimizi içine katıyoruz. Bir güzel karıştıracağız bunu. Karıştırmaya devam arkadaşlar. Güzelce. Ben şimdi kapatıp güzel bir şekilde karıştıracağım bunu. Daha sonra tekrar videoya başlayacağım. Süzme yoğurtla ekşimeyi güzelce karıştırdım. Biberlerimi doğradım. Burada da sütüm var. Biraz süt ısıtacağım arkadaşlar. Evet, bunu ılık yapacağım arkadaşlar. Kaynatmayacağım. Burada da yağ var arkadaşlar. Bunu da en üstüne eritip tabaka yapacağım. En üstüne kapasın, hava almasın turşu diye. Biraz yağ eriteceğiz en üstüne. Şimdi sütümüzü ısıtalım. Biraz tuz atalım içine. Turşuları başlayalım koymaya. Yağımızı böyle kestik arkadaşlar. Ocağı yaktık. Erimeye bırakıyorum arkadaşlar yağı. Burada da sürdüm. Az bir şey ılıtacağım. İçine tuz atıp turşuya katacağım arkadaşlar. Sürdüğümüz ılındı arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şöyle bir tuz atıyorum. Karıştırıyorum. Yağımız eridi sayılır. Yağ burada kendi kendine erisin. Süt de burada dursun şimdilik arkadaşlar. Daha sonra kullanacağım.
turşuları kavanozlara koymaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, turşumuzu yapmaya başlıyoruz. Şöyle yoğurdumuzdan, süzme yoğurdumuzdan, videodan göstermedi herhalde. Yoğurdumuzdan alıyoruz, kavanozumuza koyuyoruz böyle. Ekşimikli yoğurt arkadaşlar, peynir de koyabilirsiniz. Böyle koyup ara kattan da biber koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle biber atıyorum. Gene karışımdan koyuyorum arkadaşlar. Şahane bir turşu oluyor arkadaşlar. Meze, kahvaltıda, börek yanında. Şöyle biberimizden de atıyoruz. Gene süzme yoğurtta ekşimliğimizden koyuyoruz. Buna peynir de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Biber, yoğurtla ekşimek. Şöyle yapıyoruz ki hava kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde kavanozları dolduruyoruz. En üstünü arkadaşlar şimdi biraz bıçakla açıp oradan süt vereceğim. Evet arkadaşlar, kavanozu doldurduk. Şöyle bıçakla orta yerinden şöyle bir delik açıyoruz. Böyle. Biraz süt veriyoruz arkadaşlar. Şöyle çok değil. Şu kadar arkadaşlar. Çok az. 1-2 kaşık kadar süt veriyoruz. Mayalanmasını sağlıyor süt bu turşunun. En üstüne de yağsını vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boşnak turşusu, yani süzme yoğurtlu peynirli turşumuzu doldurduk. Şimdi sütünü verdim. Yağsını veriyorum arkadaşlar. Bu yağı vermemizin sebebi üstü donacak, iç hava girmeyecek arkadaşlar. Turşuda bozulma olmayacak o zaman. Yani bir lezzet için verilmiyor. Sadece korunma amaçlı bu yağı veriyoruz böyle. Bu yağ donduğu zaman hiç hava almıyor arkadaşlar turşumuz. Zeytinyağı varsa zeytinyağı da kullanabilirsiniz. O da donuyor dolapta arkadaşlar. Ya da benim gibi böyle margarin de kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Biberler sarardığı zaman yemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben kavanozlarımı doldurmaya devam ediyorum. Misler gibi bir turşu tarifi veriyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok mutlu olur, çok beğenirsiniz. Çorba yanında, börek yanında, her yemeğin yanında gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir kavanoz oldu. İkinci kavanozu doldurdum. Şimdi buradan göstermek istiyorum size. Böyle ortadan bir delik açıyoruz. Ilıttığımız sütten şöyle koyuyoruz. Çok değil arkadaşlar, mayalanması için az bir şey. Böyle koyduk mu? Böyle bıçakla da ama kabarcıklarını alıyoruz. Süt aşağıya akıyor hem arkadaşlar böyle yaptığınız zaman.
En üstte de yağ koyuyoruz arkadaşlar. Böyle yağını koyuyoruz. Taştı arkadaşlar, sileriz, sıkıntı yok. Bez alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenarını sildik, yağ dökmüştük. İki kavanoz doldu. Üçüncü kavanoza geçtim. Gördüğünüz gibi suyu çok az kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, turşularımız oldu. Yağları donsun, kapaklarını kapatıp buzdolabına koyacağım. Buzdolabında istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Biberleri sarardığı zaman da tüketebilirsiniz arkadaşlar. İsmini istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Sokak turşusu diyorlar. Boşnaklara ait bir turşuymuş. Trakya'da da çok oluyor bu arkadaşlar, bizim buralarda. Peynirle, koyun peynirinle yapıyorlar bunu. Ben bugün ekşimikle yaptım arkadaşlar. Süzme yoğurt, ekşimik, biber. Tüm tarifini verdim arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun.